Merhaba arkadaşlar, Tek Alan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Modok'tayız arkadaşlar. Modok'un seviyesini yükselteceğiz. Bizde vardı, kopyalıydı. Gerçi uzun bir süre gelmedi Gundy ama daha sonra Arena'dan mı aldık biz bunu? Ne yaptık hatırlamıyorum. Arena'dan aldık galiba. Koca kafalıyı Arena'dan aldık. Kopyasında nasıl oldu bilmiyorum. Hatırlamıyorum valla. Neyse, bayağı bir süre gelmediğini hatırlıyorum ama. Şimdi bunu bir arkadaşlar rütbesini yükseltelim. Bir R3 basalım. Sonra biraz oynayalım bu Gundy ile. Şöyle bir şey, defansta çok fazla giriyoruz ki bu arada defansta büyük bir haksızlık yapılıyor. Şundan dolayı otomatik bloğu var ama otomatik bloğu çektiği zaman yaptığında otosiperi tetiklemiyor arkadaşlar. Bence bu olmamış. Yani hakkını yemişler. Diğer bir sürü abidik gubidik karakterlerin hepsine vermişler bugün diye. Yanlış hatırlamıyorsam zamanında sanki vardı bunun otosiperi falan vardı diye hayal meyal hatırlıyorum. Bundan yıllar yıllar evvel. Neyse, sağlık olsun. Modok'umuzu bir yükseltelim. Bir R3 basalım arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz bende bilim S4'te artık yedeklerde süresi bitmek üzere. 3 günü mü 5 günü mü ne kalmış tam hatırlamıyorum ama. Bayağı bir az kaldı. Onlar için de aslında bakmayın. Bilimi o yüzden yükseltiyorum. Modok abimizi bir yükseltelim. Bir şöyle yukarılara çıksın. R3'te beklesin bu da. Arena'da bize yardımcı olacak inşallah bundan sonra. Tabi paso bilim basıyorum çünkü özellikle 5 yıldızlarla arkadaşlar, yani sınıf katalizörleri kullanmak çok daha faydalı. Altınlardan bayağı bir kar yapıyorsunuz. Hadi küçükler için belki çok aman aman önemli değil. Şundan dolayı yani harcadığı altın öyle çok ekstrem bir altın harcamıyor. Ama büyüklerle arkadaşlar hakikaten hatırı sayılır bir şeyle var yani. Var. O yüzden büyüklerde sınıfları, bunların da süresi kalmadı. Yani bayağıdır bilim yükseltmiyorum. Bilimlik bir şey yok. Vallahi zaruretten yükseltiyorum şu bilimleri. Yoksa aklımda başka bidik gubidik karakterler vardı. Neyse, sağlık olsun. Demek ki nasip koca kafalı Modok'aymış. Modok'un arkadaşlar en sevdiğim esprisi özel saldırı 3'ü. Abi hastayım ya. Atıyor ya roketleri çat 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 diye saldırırken. İşte o esnada random olarak etki açma şansı var. Hem de bayağı bir şansı var. Keyifli oluyor işte. Şansına geleceğin belli değil. Bir de 3-5 tane atıyor ya. Bir de sersem verdiği zaman hakikaten... Hatta sayıdır bir sersem süresi. Az buz falan vermiyor yani. Yavrum Modok be, kim tutar seni be. Ben hatırlıyorum Modok'un ilk geldiği zamanlarda, şimdi forumlarda hesap alım satımı falan yapılıyor ya. Bir tanesi şey yazmıştı. Bir tanesi de ki bir ya da iki kişi de görmüştüm o zamanlar. İçinde Modok olan hesap arıyorum falan da. O zamanlar. Tabii bu otomatik bloğu, otomatik siper var mı diye tam hatırlamıyorum ama otomatik bloğu İlk baştan karakterlerden bir tanesi arkadaşlar Modok. Ve çok da etkili defans da var ya ilk zamanlar. Öf fena. Tabii şimdiki gibi böyle sürekli gerçek saldırı yapan veyahut da işte kuyet gibi uzaktan sallayan karakter kaç tane var ki? 2 tane, 3 tane var. Belki o kadar bile yoktu. Yani bir Paso Karadul deniyorduk, hatırlarsınız. Bu kırmızı eski Karadul vardı. 4 yıldızı, 5 yıldızı da yok o zamanlar. Onunla şansımız deniyorduk. Hey gidi günler ya. Vallahi billahi koca kafalı Modok ya. Devam edelim arkadaşlar. Kobay faremiz kış askerinde bir testimizi yapalım. Normalde Modok'un kritik atma oranı %0 arkadaşlar. Fakat iki tane esprisi var. Bunun karmaşık yapısı var. O karmaşık yapısıyla kritik atma şansı var. Ayrıca her 7 vuruşta bir tanesi garanti kritik veriyor arkadaşlar. Her 7 vuruşta bir garanti kritik. Fakat labirent ultronu veya öteki ultron fark etmez. Herhangi bir ultronsanız bu arkadaşlar her 5 vuruşta bir garanti kritiğe dönüyor. Her 5 vuruşta bir garanti kritiğe dönüyor. Aynı zamanda Mr. Fantastic'de çok efsane bir sinerjisi var. Yani şu rakibin üzerinde gördüğünüz güç iğnesini atıyor. Yani her bir güç iğnesi yanlış hatırlamıyorsam kaçtı? %80'di galiba. Bizim saldırı gücümüzün %80'i kadar hasar veriyor. 3 tanesi de %240. Çok güzel bir rakam. Bak hemen 4K mı 5K mı ne 7. Tabi bu da burada bizim Gundy'miz sınıf bonusu diyor. Ya olsun onun canı sağ olsun. Kış askeri de ne çekti bizden arkadaş ya. Vallahi billahi. Yani Modok'un aslında esprileri say say bitmiyor. Şimdi özel saldırı uçağı hakikaten çok kaliteli. Ben çok seviyorum. Çok da keyif alıyorum. Onun dışında özellikle siper ağır saldırı muhabbeti. Şu yakmalara bakken sınıf bonusu ideal arkadaşlar. 250-250. Hani sınıf bonusu yemesi R3 ortalama 4 yıldız 550'ye değer arkadaşlar. Yani bir 300 hasar verecek her bir tanesi. 4 kere vuruyor. %50 şanslıydı. Yakma atmetisi. Düşünsene hepsini birden bir açıyorsun. Öf. Her saniye bak. Of of. Sersemi kes bak. Aslında burada 4-2-5 yapılabilirdi combo olarak. Çok da rahat götürürdü. 4-2-5'i alırmış oradan.
Yakmaları çok iyi ya. Ben çok seviyorum yakmalarını var ya. Bir de şansına böyle en az bir iki tane gelirse şimdi %50 diyor 4 kere vuruyor ya abi. Bir de orada kritiği denk getireceksin bir de öf öf çatır çatır var ya. Kebap yaparsın kebap şuraya bak. 230-228 yakıyor. Yani her saniye 500-500 hasar veriyorsun. Bak işte dedim ki bu R3 20 kopya. Yani ortalama 4 yıldız R5'e eş değer. Yani R5'te de bir ağır saldırı yaptığınızda gelen yakmaya göre maksimum saniyede 1000 arkadaşlar hasar verebilirsiniz. Her saniye 1000. 5 kere sekse 5000. 10 kere sekse 10.000. Kaç kere sektiğine pek bakmadım. Özel saldırı ikisinin de arkadaşlar kanama verme ihtimali var. Denk gelmedi bize gerçi. Son iki vuruşunun kanama verme o attığı biçer döver midir? Nedir artık böyle metal şey vardı. Yenilmezlerin hangi sesinde vardı? Şu Thanos'la ilk dövüştük şey Wakanda sahnesinde. İşte onun küçük versiyonu. Büyük versiyonu da geliyor. Scarlet Witch havaya falan atıyordu onları da. Onun gibi onun miniklerinden böyle biçer döver tarzında bir şey. Metalleri atıyor aşağı. Kanatma ihtimali var. Özel saldırı biri de bu Gundil'in arkadaşlar iyileşme ve güç basma etkilerini tersine çeviriyor. Oradan birazdan göreceğiz. Güç basmasını göstereceğim. Mesela böyle çok fazla güç basan veya çok fazla sağlık basan karakterler varsa Modok'la özel saldırı 2 dolmaya yakın. Tam böyle dolacakken özel saldırı 1 atıyorsunuz abi. Başlıyor iyileşmeyi veya gücü tersine çevirmeye. Hatta böyle baya baya gücü. Yani ne kadar çok sağlık basıyorsa daha fazlası sağlığından gidiyor. Ya da işte güç barı basıyorsa mesela Hyperion gibi buralarda daha fazlası geriye doğru gidiyor. Neyse abi sonra bir daha bir combo, beşli combo çat arkasında ikinci devir atıyorsun. Ne sağlık kalıyor ne güç barı artık ne basıyorsa. Ama rakip sağlık veya güç barı basmıyorsa L1 atmanızı tavsiye etmem. L2 veya L3 ağırlıklı. Ben keyif biraz olduğu için arkadaşlar L3 ağırlıklı oynuyorum. L3 bana daha çok keyif veriyor. Üzerine her türlü abidik gubidik etki atabilirler. Dediğim gibi normalde kritik atman onun %0. Ama hiç %0 gibi durmuyor baksana. Zaten şu anda sinirsen dolayı her 5 komboda bir garanti kritiği var. Onun dışında bir de kendisi de atıyor. Bir de çok dengesiz. Bazen böyle coştuğu zaman yüksek hasar da çıkıyor. Yani yüksek hasardan kastım. Düz vuruşları 5K 6K'ya falan çıkabiliyor arkadaşlar. Kendi saldırı gücü. Bir de sınıf bonusu diyor şu anda. Kendi saldırı gücünü arttırıyor. Hatta kritik oranı da kritiğin verdiği hasarı falan da arttırıyor. Her bir şey arttırıyor yani. Bam. İşte bu roketleri seviyorum ya. Bu sefer ne verdi? Yakma. İki tane sarsıntı, bir tane de kanama verdi. İki tane sarsıntı, bir tane de yetmedi bize. Aslında bakmayın. Tam bir böyle hasar, zamanla hasar veren zayıflatıcı karakterdi diyebiliriz buna. Hem L3'ü ile ya da L2 spamlayabilirsiniz. Hani benim gibi geri tepmeniz açık değilse L2 de spamlayabilirsiniz. Hem de ağır saldırısını verdiği yakma yani yakma ile yakma bağışıklığı olan karakter sayısı az öyle çok fazla değil. Yani sinerjisiz bile her türlü sizi götürür. Modok için şunu söyleyebilirim. Modok alternatif bir saldırı karakteri olduğunu. Alternatif olabilir. Elinizde ekip yoktur veya o an müsait değildir. Ya da belli başlı yerlerde olacak şekilde arkadaşlar alternatif saldırı karakteridir. Yani defansa koyacaksınız R5'e kadar atabilirsiniz. Gerçi bu olay biraz modusu eski dediğim gibi özellikle otobloğunun siperi tetiklememesi bence büyük bir hata yani ayıp ayıp etmişler yazık etmişler koca kafalı ya. Ama en kötü bir R4'ü hak eder defansı atacaksanız saldırıda kullanacaksınız 5 yıldızı maksimum R3'e 4 yıldızını R5 atabilirsiniz. 4 yıldızlar da çünkü hemen hemen hepsi yaklaşıyor birbirine ama arkadaşlar 6K vurdu bu arada Gundi ne verdi zırh kırması kritik azaltması ve zehir vermiş. Düşünsene atıyorsun 4 tane zırh kırma böyle bir koyuyorsun 10K 10K. Öf. Korvus'tan fazla vurur. Tabi her daim yapamaz o ayrı bir şey. Bu arada bir yandan da pot farmlamaya başlayacağım tekrar arkadaşlar. 6-2-100'den sonra hızlı bir şekilde 6-3'e yapışacağız. İnşallah dur bakalım. 6-2'de geçen bir tur daha gittim işte kanala attım. Boss videosunu. Clairvoyant'la antrenmanını yapmıştık. Arkasına Kaptan Amerika'yı da %10'dan almıştık. Meditasyon mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tuşlara basıyor ve gönderiyor. 4 artı 1. Çat. İyileşme engeli. Zalimlik azaltma. Sarsıntı, kanama ve kritik azaltması arkadaşlar. İsabet de düşürmüş.
Tabii gönül ister ki çok daha fazla böyle zayıflatıcı versin. Mesela yakma, kanama, zehir hepsini aynı anda versin. Hatta hepsini işte yakma versin. Ya da zehir versin. Neyse hangisi daha fazla vuruyorsa. 282 kombo da arkadaşlar. Modok bu Gundu'yu alıyor. Bir tane de taşımız gelmiş. Devam edelim. Bir de arkadaşlar Hyperion'la şimdi dövüşeceğiz. Bir düello atacağız. Hyperion bildiğiniz üzere hakikaten çok hızlı güç barı basıyor. Yani enfes bir güç barı basıyor. Ama burada Modok'la arkadaşlar bastığı güç barını onun aleyhine delil olarak kullanacağız. Hani derler ya söylediğin her şeyi aleyhine delil olarak falan. Bu da o hesap. Bak şimdi. Başlıyorum yapıştırmaya. Güç barına dikkat edin arkadaşlar. Nasıl ışık hızıyla aşağı doğru çekiliyor. Modok'un esprisi. Ve bunu yaparken eğer bir daha geri sarıp yukarıdaki sağlığına bakarsanız sağlığını da arkadaşlar mesela 2-2 mi basıyor? Atıyorum 2-2 düşüyor bu sefer ya da 3-3 düşüyor duruma göre. O halede getirebiliyor arkadaşlar Modok abimiz. Modok saldırıda abi 10 üzerinden 6'yı bence alır. 6'yı alır. Defansta da yine bir 7-8'i bulur arkadaşlar. Bilmem siz ne dersiniz. Sizce Modok kaç puan eder? Düşüncenizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.